Belki operasyonla ilgili falan konuşacaktır. Burada. Doğru. Beni boğacak hali yok ya. Oğlum madem bir alt yemedin niye bu kadar geriliyorsun o zaman? Adam parmağında oynatıyor bizi. Gel gel git git. Bir altını temizlemediğimiz kaldı. Sinirime dokunuyor artık yemin ediyorum ya. Gelince söylersin o zaman yüzüne. He abi he. Hadi bakalım. Zeynep'in burada bir işi var. Zeynep mi? Hani yalnız olacaktık baba? Birilerinin boğulup biteni bana anlatması lazım. Doğru söylüyorsun. Hoş geldiniz. Bu ne güzel. Merhaba Zeynep. Bugün de böyle bir gün demek ki. Arabanın camlarını patlatmışlar. Hayırdır, ne oldu? Etrafta it kopuk çok ya. Aynen öyle. Serserinin biri gelmiş patlatmış camları işte. Yani ben bunca sene emek harcamışım. Sen de oku, çalış. Senin de olsun yani, öyle değil mi? Tabii. Sen her şeyi kendin hak ederek aldın sonuçta. Nasıl oldu Mete'cim? Nerede oldu? Bir anlatır mısın? Benim evimin önünde oldu da babacığım. Bahset istersen birazcık. Sen de o evden taşın artık kızım. Çok göç aldı oralar. İt kopuk dolu. İstanbul'un her yerine yayıldılar. Değil mi? Pislikler. Ya gerçekten içimize kadar girdi bu tipler yani. Aramızda dolaşıyorlar resmen. Kendini İstanbul'un sahibi zanneden tiplerden bahsediyorum. Milyonluk arabalarda onların. İşte ne bileyim böyle fine dining restoranlarda onların. Diğerleri sabah 9 akşam 6 çalışsın. Anca kiralarını ödesinler. Zeynep. Neyse önemli değil. Aranızda bir sorun oldu. Apaçık ortada. Konu nedir öğrenebilir miyim? Halledemeyeceğimiz bir şey değil. Ufak bir yanlış anlaşılma. Sana sormadım. Kızımla konuşuyorum. Evet, yani Mete'nin dediği gibi ufak, çok ufacık bir yanlış anlaşılma oldu. Yani ben tabii şey diye düşünmüştüm, çocukluğumuzdan beri bir aradayız, birbirimizi tanıyoruz. Yalan söylemez, güvenilir biridir, beni de seviyor falan. Yanlış düşünmüş. Biz Mete'yle ayrıldık babacığım. Sebep? Ayrılmanızın sebebini öğrenebilir miyim acaba? Anlaşamadık. Böyle dünyaya bakış açılarımız farklı. Zorlamayalım dedik. Ayrıldık. Peki. Sen nasıl istiyorsan öyle. Öyle istiyorum ve biraz da müsaadenizi istiyorum. Müsaade senin. Sana afiyet olsun Mete. Müsaadenizle. Zeynep. Zeynep. Ne? Babana söylemediğin için teşekkür ederim. Senin için değil Mete. Babam üzülmesin diye söylemedim. Biliyorum. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Zeynep ben bir hata yaptım. Ama telafi edeceğim. Gör bak.
Sen de benden vazgeçmek istemiyorsun, biliyorum. Acıyorum sana Mete ya. Rauf abi, durumun farkındayım. Rauf Bey. Bundan sonra sadece Rauf Bey. Rauf Bey. Ben Zeynep'i çok seviyorum. O biraz kafasını dağıtsın, dinlensin. Ben onu beklerim, sorun değil. Çocukluğundan beri yanımdasın. Neredeyse kızımla yan yana büyüdün. Baykal'da ben de tüm imkanlarımızı verdik sana. Sonra sen bize bir kararla geldin. Zeynep'e aşık oldum. Onu seviyorum dedin. Ben de sustum. Çünkü kızım ne istiyorsa o. Ama sen ne yaptın? Hayatında eline bir kere geçebilecek fırsatı reddettin. Bundan sonra adımlarına dikkat et. Bu arada küçük bir hatırlatma. 3 dakika Metecan. 3 dakika.